duymadık demeyin. Mebusan Meclisi tarafından tekalifi milli emirleri yayınlandı. Emirlere göre kahraman askerlerimizin ihtiyacını gidermek için herkes gücünün yettiğince yiyecek ve giyecek yardımında bulunacak. Yaptığınız yardımlar savaş sonrasında Allah'ın itinasıyla sizlere geri iade edilecektir. Adım Ahmet kızı Zehra. Bir çift çocuğu Mevlid'in işmesi diye. Kabul edersiniz gücüm buna yetti evlat. Allah sizlerden razı olsun. Askerimizi, Mehmet'imizi korusun. Adım Kemal Eşevi. Ben oğlumu ve eşimi cephede şehit verdim. Hiçbir şeyim yok. Sadece bu eski battaniye var. Yiğitlerim cephede üşür diye getirdim. Kabul edersin. Elif'im, ne yapıyorsun kızım? Mehmet'ime mektup yazıyorum Ayşe Hanım. 3 aydır haber alamadım. Sağ mıdır yoksa şehit midir? Ona mektup yazıyorum. Gönderecek başka bir şeyim yok. Ben de bu mektubu Mehmet'ime göndereceğim. Eğer yaşıyorsa ve bu mektubu okursa düşmanın karşısında daha dik duracak ve tez zamanda sağ salim yanıma gelecek inşallah. Canım Mehmet'im. Mektubunun ardından tam 3 ay geçti. Bizleri habersiz koma ne olur. Her gün senin ve tüm silah arkadaşların için Allah'ıma dua ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Doğumum yaklaştı. Eğer bir oğlumuz olursa mektubunda bahsettiğin o kumandanın adını koyacağım ona. Sarı Paşa'nın adını. Mustafa Kemal'i. Onun gibi kahraman, onun gibi yiğit olsun diye. Sakın Elif'in ümitsizliğe kapıldı, korkuyor diye üzülme. Siz orada oldukça biz asla ümitsizliğe kapılmayız. Yeter ki düşmana aman vermeyin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Seni seviyorum Elif. Bizim böyle analarımız, bacılarımız olduğu sürece Çanakkale asla geçilmez. Evel Allah.